Bugün 11 Şubat Cumartesi, Mersin'de KYK yurdunun önüne geldik. Ben içeri girdim ve öğrenci arkadaşlarla konuştum. Bunların bir kısmı tıp öğrencisiydi. Hepsi günlerdir burada yaşananları anlattılar. Size aktaralım. İlk gün tıp öğrencileri burada depremzedeler vardı ve biz gönüllü olarak bunlara yardım ettik dediler. Daha sonra depremzedelerin yanına kaçaklar gelmeye başlamış. Nasıl bunlar iletişim kurmuşlar birbirleriyle bilmiyoruz. Bir liste getiriyorlarmış ellerinde kağıt kapıda. Görevliyle tartışıp gerekirse kendilerini yeter artık hadi geçin diyerek içeri aldırmışlar. Denetim sıfır. Depremzedelerden sonra gelen bu kaçaklar kızları, orada gönüllü çalışan kızları bakışlarıyla taciz etmeye başlamışlar. Kızlardan bir tanesi şunu diyor. Ben burada gönüllü çalışıyorum. Kimse bana ıslık çalamaz. Kızlar kaldıkları blokta yangın merdiveninde sigara içiyorlarmış. Bunu öğrenen sığınmacılar yangın merdivenini basmışlar kızları taciz etmek için. Bakın bunları öğrenciler anlatıyor. İsterseniz gelin hepsinden dinleyin. Burasını tatil köyü gibi gördüler diyorlar. Biz dinledik, kulak misafiri olduk. Neden burada iki öğün yemek veriyorlar? Bize beş öğün dediler diye şikayet ediyorlardı dediler. Nargile getirdikleri de doğru. Burası güzelmiş, biz buraya yerleşelim dedikleri de doğru. Ve burada kalan depremzede kızlar, aileleri cami bahçesinde yatarken yurttan çıkıp onların yanına gitmiş burada korktukları için. Bu kızlar da mağdur, bu kızların aileleri de mağdur. Öğrenciler yurdu terk etmek zorunda kalmışlar. Polis istiyorlar. 7-24 başımızda polis beklesin istiyorlar. Dolapları kırmışlar. Bunların eşyalarını talan etmişler. Bunların hepsi gerçek. Eşyalarını almaya gelen genç kız odasında Suriyeli erkek, genç erkek sığınmacının kaldığını görüp bir kadın çağır. Eşyalarımı alacağım demiş. Adam içeriden çıkmadığı gibi kadın yok gel sen içeri diye onu odaya davet etmiş. Bakın bu bizim kültürümüzde yok. Bizim tepkimizden sonra, sosyal medyanın tepkisinden sonra dün kaçakları yurttan çıkarmışlar. Şu an asayiş yerine gelmiş gibi gözüküyor. Burada çalışanlar dahi bugün nefes alabildik, bugün burada düzen oturdu diyorlar. Herkes rahat nefes almış, ne yemekhanede ne dışarıda güvenlik kalmamış, kaos içinde asayiş bozulmuş. Öğrencilerin hepsinin canı burnunda zaten, hepsi bunların depremzede. Can derdindeyken biz sınır namustur dedik, korumadılar. Biz sesimizi duyurmasaydık kimse buraya gelmeyecekti. 50 kişiye yazdık, 50 kişiyi aradık. Kimse bize dönüş yapmadı diyorlar. Ve bugün burada yine Zafer Partisi vardı. Hepsi 1.30'da Ümit Özdağ gelecek diye bekliyorlardı ve yurt yönetimi onların dışarı çıkışını yasakladı. Kamuoyu her şeyi görüyor. Kızlar kendilerini yalnız hissetmesinler. Bizimle her türlü irtibat kurabilirler. Bunları da söyledik zaten. Nerede sorun var, nerede sıkıntı var? Biz onların sesi olmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Bu olanların sorumlusu Zafer Partisi'de değil, Ümit Özdağ'da değil. Bu olanların sorumlusu sizsiniz. Ve buraya gelen parlamenterler burada bir şey yokmuş gibi anlatarak, olayı örtbas ederek bu sorumluluğa ortak oluyorlar. Bunu da unutmayın.